arkadaşlar, değerli dostlar. Öncelikle hepinize merhabalar. Şu an çok tarihi bir anla karşı karşıyayız. Babamın telefonundan bir hesap kurdum. Bir YouTube kanalı. Ee, genel olarak bilgisayar tercih ederdim veya telefon. Bu sefer telefonun oldu. Hemen Huawei telefonundan da giriş yapıyorum hesaba. Arkadaşlar, değerli dostlar, öncelikle hepinize merhabalar. Ee, kendi telefonumdan da kanalımıza girdim. Öncelikle kendimi tanıtayım demiştim. Ben Hasan Oğuz, 14 yaşında bir gencim. MEP Partisi YouTube'da kuruldu. Bir siyasi parti ve aynı zamanda bir YouTube kanalı. Bir YouTube parti kanalı. Amacımıza geçecek olursak, amacımız Türkiye'yi moralist rejimin altına alıp moralist rejimine yönetmektir. Hedefimiz moralist Türkiye Cumhuriyeti'ni. Bizim kısa değişimizde Mori Türkiye'sini kurmaktır. Moralizm benim ürettiğim ve yarattığım yeni bir ideolojidir. Bir siyasi düşünce ve bir siyasi felsefe. Ahlakın toplumla sonsuza dek birleştirilmesi. İnsanoğlu baştan sona, bu zamandan o zamana ahlak düzenine ihtiyaç duymuştu. Bu ideoloji her zaman bizdeydi zaten. Memento mori, ölümlü olduğunu hatırla diye bir kelime var. Morilerin mor kelimesinden gelir arkadaşlar. Bildiğiniz mor renginden. Mor, asaleti ve zenginliği temsil eder. İnsanın asaletini ve kalp zenginliğini ve aynı zamanda başka şeyler de anlayabiliriz. Memento Mori. Ölümlü olduğunu hatırla. Öleceğini hatırla. Bu da böyle bir şey. Mori. Ahlaklı olduğunu hatırla. Bu kelime de kullandık. Aslında beni daha önce de tanıyorsunuzdur. Zira düşünmemiz gerekirse Zira birazcık düşünmemiz gerekirse hatırladığımız kadarıyla benim daha önce de bir kanalım olmuştu. Hatta bir sürü. Bu benim ilk siyasete girişim değil. Daha önce Timep partisi ile birlikte kalıcı bir şekilde siyasete girmiştim. Ve o şeyde moralizm adımını atmıştı. Ee, kaç aydır siyasetteyiz. Artık kalıcı bir kanal kurduk. Bu kanalla her şeye başlayacağız. Bu videoda belki demem gereken lafları söyleyemeyeceğim. Çünkü hem bir siyasetçi hem de bir YouTuber olarak söylüyorum. Benim ilk iki, yani daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim. Benim ilk kanalım sevdiğim kanallar arasındaydı. Bir oyun kanalıydı. İlk iki kanalımı çok severdim. Oyun bağımlısı ve Starlord veya Ghost Lord ve Star Lord. Ve Star -Lord. Ee, şimdi ise oyun önderi ve Ghost Lord oldu. Bu kanalları tek tek göstereceğim. Buradan baktığımızda ilk kanalımın ne olduğunu görüyorsunuz. Öyle aşırı bir utanmam yok. Bunlar çocukluk şeyleri sonuçta. Diğer kanalı da göstereyim. Evet görüyoruz buradan da. Oynatma listeleri. Hakkında. Ancak göstermeyeceğim. Şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Partimizin kuruluş amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni batmakta olan bir devleti son anda tutup hak ettiği yer olan zirveye taşımaktır. Ben şüphesiz siyasetçi olmasam yüksek ihtimalle oyun videoları çeken bir youtuber olurdum. Ki zaten daha önce de oyun videolarım. Hani oyun videosu çektiğimde bir sürü içerik üreteceğim demiştim kendi kendime. Ancak bu sefer de oyunu güzel üretememiştim. Yani siyasete illaki değinirdim belki de. Ama yine de ana konu oyun olurdu. Belki oyun ve siyaset üzerinden çok giderdim. Belki bu kanalda da olabilir. Şu nedendir ki çok mutluyum. YouTube eskiden biliyorsunuz oyun kanallarının yeriydi. Yani YouTube'da oyun kanalı çoktu ve az da olsa eğlenceliydi, az da olsa. Çok çok eğlenceliydi, kendimizi kandırmayalım. Ancak oyunun modası şu anlık bitti. Bizim partimiz kuruldu ve tarih 7 Haziran Pazartesi öncelikle. 13.46 ve yıl 2021. Tarihimiz bu. Partimiz kuruldu. Siyaseti seçtim. Çünkü oyun günümüzde yetersiz. Herkes oyun kanalı açabiliyor ve bu çok sıkıcı. YouTube'da artık kaliteli içerik görmek istiyorum. Belki bu videoda da size belki e, dediğim gibi belli başka kanalları gösterebilirim. Ki daha önceki kanallarımda da belli başka kanalları göstermiştim. E, abone olmanız gereken bazı kanalları göstereceğim. Merak etmeyin. Ama sanırım bu videoda olmayacak bu iş. Öncelikle şunu söylemem gerekirse kanalıma atacağım ilk iki video Enver Paşa hakkında olacak ve bunu canlı canlı atacağım. Ee, şu anlık aldığım kararla aniden bazı kanallara göstermemde sakınca yok. Enver Paşa yorgun demokrat ve gençse paradise. Geldik ve ilk baştaki videomuz bunu kaydetmiştim. Enver Paşa Gangsters Paradise olacak. Aine kahraman arasındaki farkı. Şöyle kendi ışınlandırmamı yapacağım. Bu başka bir kanala ait. Mahkemeler değil. Ama sonuçta bir şeyim. Enver Paşa Gangsters Paradise elbette olacak. Ardından zaten Yorgun Demokratı yükleyeceğim. Ee, şunu söylemek gerekirse hani videoları hazırlıyorum. Gördüğünüz üzere ilk videoyu videoda şey yapacağız. Gelelim. Evet videomuz burada yükleniyor Enver Paşa Paradise. 70 saniye kaldı Çünkü bu kaydedilen bir video olduğu için erkenden yükleniyor ee, Aslında beni biliyorsunuz demiştim Zira benim daha önce yani benim bir sürü kanalım oldu baktığınızda şöyle en aşağıya geldiğimizde e, bu videoların hepsini tekrardan kanala yükleyeceğim arkadaşlar bunun duyurusunu e, kısa yolla vereyim yani kısmen az çok yükleyeceğim Hani sıralama aynı olmayacak elbette. Ama ben bu videoların hepsini yükleyeceğim tek tek kanala. Hani bunu söylemem gerekiyor. Ee, bunu baştan uyarayım. Gösterdiğim kanallar daha önce işte yani ne bileyim? Yani bu gösterdiğim kanallar daha öncesinde hani demem gerekirse. Kullandığım kanallar. Aslında artık önümüze bakmak istiyorum. Yani Önümüze bakalım diyorum kendi kendime. Ee, sırf kendi kurduğum kanallara abone olayım diyorum. Yeni kurduğum kanallara. Ee, benim kullandığım yöntemlerden bazıları var. Oynatma listesi falan da ayarlayacağım. Biraz üşeniyorum bir ama. Hakkında kısmı da önemli. Çok çok önemli. Çok çok. Ee, şunu. Çok 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 önemli. Şunu söylemek gerekirse. Diğer kanallardan da kendi kanalıma abone olacağım ama şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Bot sıkıntı aboneler düşüyor. Artık yeni kurduğum kanallardan olacağım. Evet, bizim ilk videomuz yüklendi. Enver Paşa Gangsters Paradise. Umuyorum ki video oluşturun. Evet, %19 işlendi diyor. Amacım Türkiye Cumhuriyeti'nin konuya gelecek olursak arkadaşlar şu videoda yüklensin. Ardından yorgun demokrat videosunu yükleyeceğim. Evet kapak fotoğrafı kendi kendine olduğu için çok mutluyum. 5 saniyemiz kaldı. Enver Peşe, Gangsters Paradise. Yani bu günümüzde ünlü bir şey. Hani az çok biliyorsunuzdur siz de. Gangsters Paradise olayını. Ee, çok çok ünlü bir şey günümüzde bu olay. Miss Mayne Monsenlet Emeneyni Gangsters Paradise adında bir şarkı. Yani <laughs> bu şekilde. Evet, %95 işlendi diyor. Görüyorsunuz zaten. %95'lik bir işlenme. Evet. Hani bu videoda 3. yükleyeceğimiz video olacak zaten. Evet, Enver Paşa Gangs Paradise. Hani gurur duyuyorum ilk videom olduğu için zaten. İlk iki video Enver Paşa üstüne olacak atacağımız dördüncü video ki 4 de benim için önemli bir sayıdır. Hatta moralizmin temsili 2 ve 4 arasında bugün 7 Haziran. 2, 4, 3, 6, 7 olabilir. Evet %95'lik bir işlem mi var? Ee, yüklensin ben konuya da döneceğim. Hani merak etmeyin. Evet video yüklendi. Şu an izlenmeye hazır. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Fotoğrafını çektik. Ee, biraz sonra merak etmeyin ki Hah, geldi. Evet, buraya zor <laughs> zor gelecek. Şimdi diğer videoyu yüklüyorum. Videoyu siliyorum şu anlık. Şimdi diğer videomuz yükleniyor. Enver Paşa yorgun demokrat aynı şekilde ona da şu şey yapacağız. Çok güzel. Bunun kapak fotoğrafı umarım şu olur. Ha, Bence harika. Hemen Enver Paşa. Yorgun Demokrat. <laughs> Gayet güzel. Play'e bastım. Bunun kapak fotoğrafı biraz daha değişik olacak sanırım. Ee, arkadaşlar biz konumuza dönelim öncelikle gelecekten gelenler falan yapıyordum genelde ama oyun kanallarında kanalım siyaset kanalı sonuçta ee, öncelikle konuya geleyim ben kısaca hani özet geçeyim sizler için ülke başına gelince ülkede ne gibi değişiklikler olacak bunu anlatayım ee, biz ülke başına geldiğimizde öncelikle yapacağımız ilk şeylerden biri Halk oylaması ile ilk başta başbakan olacağız. Yani ben başbakan olacağım. Bunu bahsediyorum sizinle. Yani sayenizde. Sizlerin sayesinde. E, ardından. Cumhurbaşkanı oylaması da olacak tabii ki de. Belediye başkanından başbakanlığına ardından cumhurbaşkanlığına e, bir oylama olacak. E, onu da kapak fotoğrafı kendinden ayarlandığı için mutluyum. E, bu oylama sonucunda onu belirtecek olursam öncelikle şöyle izlenme hazır oldu. Evet, şu an aslında ikisi de görüküyor ama ha güzel. Öncelikle anlatayım. E, ülke moralist rejim oylaması yapacağız ve e, moralizm bu şekilde ülkeye gelecek. Anayasa bu şekilde değişecek. Hani bunun da oylamasını yapacağız. Ülke başına geldiğimizde hedefimiz ee, en azından benim hedefim, yani bütün partiyecek gerçi. Ee, yani şu şekilde söyleyeyim. Biliyorsunuz siyasi alanlarda bir lakap takarsınız, bir hayvan lakabı. ...işte kaplan, aslan gibi. Ee, ben Türkler uygun olan kurt lakabını takıyorum kendime kısaca. Ee, bir boz kurt gibi. Öncelikle ben bir hayvan olarak, hayvan sembolü olarak kurdu tercih ediyorum e, at olarak reis falan değil başkomutan da olabilirdi. Ama yeni önder lafı daha uygun. Ülkenin başına geldiğimizde hedefimiz bütün MEP Partisi olarak ki şu an ben varım yalan olmasın sadece. Bütün MEP Partisi olarak ülkenin başına geldiğimizde yapacağımız şey yani hedefimiz olan şey Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en güçlü en azından ikinci devleti yapmak benim hedefim. Her konuda bazı konularda birinci devleti. Ee, ben bunun için çabalayacağım Hani Şu şekilde söyleyeyim Türkiye'ye bunca zaman Hani e, Çok 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 iyi liderler geldi Hani bunu belki Sayamam burada ee, Atatürk dahil Kıymeti bilinmeyen liderler Vardı Alparslan Türkeş Mansur Yavaş Hani ben listeye girebilecek Liderleri söylüyorum kendimce Kimisi Kenan Evren'i seviyor. Ee, sevdiğim liderleri ciddi anlamda bir videoda yapacağım. Yani Türkiye tarihindeki şüphesiz en iyi 10 lider diye. Ee, kesinlikle kadın erkek ayrım yok. Ee, sıralamaya giren 10 liderden çok 20 lider daha uygun olur gibi. En kötüden en iyiye tabirimce. Hani bunu da siz öğrenmiş olacaksınız net olarak. E, bu videoyu yaptığımda Sanırım çok bir şey yapamayacağım Hani böylesine şey yapabilirim Yazı şeklinde olur e, Belki de fotoğrafını da gösteririm Ama böyle nedenini uzun uzun aşılayamam Partimiz kuruldu Particek hedefimiz bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni en azından en güçlü Dünyanın en güçlü ikinci devleti yapmaktır e, Bizden sonraki nesiller Umarım devletimizi Hak ettiği yer olan zirveye ulaştıracaklar e, hedeflediğimiz Türkiye bağımsız, tam bağımsız, kimseden emir almayan, sadece kendi çıkarları için hareket eden bir Türkiye. Başkasının çıkarları için şunu şunu yapan bir Türkiye değil. Ee, Türk milliyetçiliği konusuna gelirsem ben milliyetçi bileyim, layık biriyim. Kısaca şunu söyleyeyim aslında ben moralist bileyim. Milliyetçiliğe veya laikliğe herhangi bir düşmanım yok. İslam ve laiklik derseniz ben laikliği seçerim. Bunun türlü türlü nedeni var. İslam'ın bu ülkeye nedenli zarar verdiğini az çok biliyoruz. Şüphesiz bu. Ee, ve tarih 2021. Ee, ben şu an eminim ki İslam'ın bize hiçbir katkısı olmayacak. Ee, dini görüşlerimi bu videoda belirtmem belki de pek uygun değil. Bunu kabul ediyorum. Bir videoda belirtmek. Hele ki bu videoda belirtmek. Ama ben İslam'ı sevmiyorum. Çünkü bize bir kattığı bir şey yok yani doğruyu söylemem gerekirse içimden geçenleri söylemem gerekirse ki 2048'de bir oylamaya hani daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim. oylamada oylamada hani seçilirsem şu şekilde söyleyeyim. 2048 yılında ben dinin çok etkili olacağını da düşünmüyorum. 2050'lere doğru. Hani bunu çekinmeden de söylüyorum zaten. Şimdiden söylüyorum. E, partimize insanlar katacağız yükselteceğiz. Aslına bakarsanız benim şu anlık diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Türkle, Türkle emanet olun.